Eyvallah. Sıra düğüne geldi ha. Tam zamanıdır. Sar biraz. Tamam. Buraya alın. Anahtarları ver. Yusuf abi. Nasılsın abi? Bir şeyin var mı? Vallahi yok bir şey. Görmedi ya. Mustafa'yı soracak da. Büfek iyice doldu. Mertlik bozuldu. Mertlik bozuldu. Dayan asırım, dayan. Yırtacaksın, merak etme. Kimdi o çocuk? Bilmiyorum. Bir araştır bakalım. Tamam. Az kalsın gidiyordu. Allah Allah. İşe bak ya. Nasıl bir şey oldu öyle? Dur bakalım polis. Bir hastane. Yandaki lokantanın sahibi kim? Buyurun benim. Benimle gelir misin? Tabii buyurun. Gazeteciler geliyor. Hadi sen şimdi bizim eve git. Anahtarı alsana. Öyle ya da ya. Beyler burada bir şey yok. Rica ediyorum. Bir dakika. Bir dakika ya çekilin. Ya, nereye gidiyorsunuz? Saat kaçta gerçekten? Çekilin. Ya çekilin ya çekilin bir dakika. Gel. Ben eczaneden bir şeyler alıp geleyim. Gerek yok gerek yok. Söyle abim bir şey yok. Bir şey yok canım yalan mı söyleyeceğiz? Kendini neden tehlikeye atmış peki? Onu abine soracağız. Şuna bak. Önünüze bakın. Yine ısrar çekmiş. Kızım sesini keser misin? Bu haliyle bir de seni istemeye kalkmış. Kapat Gülçin. Alo. Toplantıdayım biliyor musun? Görüşürüz. Ah lan ah. Bir de sen benim kapsama alınma girsen biliyor musun? Paniğe gerek yok. Yanında kim var? Abi. Sakin ol sakin. Ben dükkana gidiyorum. Ben de hep olaya çatıyorum. İkidir geliyorum. Ortalık karışıyor. Araba için Osman Usta'ya teşekkür etmek için gelmiştim. Gelmişken Ayşe'yi de alırım diyordum. Sonra? O kadar abi. Ne anladın bu işten? Bir şey anlamadım. Tarayanları görmedim. Ben gördüm de gidiyorlardı. Ali sen? Gördüm. Tanıyabilir misin? Görsen mi? Yok be oğlum fotoğraflarda.
Belki. Karahmet'i Yusuf kurtarmış. Öyle diyorlar. Ne demek bu şimdi? Özel bir sebebi yoktur Oğuz Bey. Var veya yok. Ona tembih et. Kaşarlanmış serseriden uzak dursun. Söyleriz. Sen de söylersin. Pislik bunlar. Bizim arabayı ne zaman topluyorsunuz? Bir bırak. Nasıl bırakalım usta? Biz nasıl toplayalım? Pazar falan çalışsanız. Öyle olmaz. Akşamları birer ikişer saat bırakacaksınız. Peki usta. Vay seni kaplamalarına. Karıyı bağlama be. Sabri. Buyur. O çocuğa biraz para götür. Ne kadar? Ne bileyim, bir miktar götür işte. Tamam, düzeleceksin. Heh, bir fakire sadaka ver. Bir dakika dur. Tamam. Çekil ne? Yavaş yavaş, tamam. Iskaladın Gürkan. Az kaldı. Iskaladın. Bitti bile. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Neler oluyor burada? Neler dönüyor? Savaş Bey. Allah kahretsin. Yetti artık ya. Ne olup bittiğini bana da söylemeyecek misiniz? Beyefendiye sor. Senin işin mi bu? Hem evet hem hayır. Anlamadım. Kesik Recep Karahmit'le hesaplaşıyor. Hepsi bu. Ama senin manevranla. Ben sana böyle yöntemlerden evet, hoşlanmadığımı... Evet Gürkan Bey. Siz bu yöntemlerden nefret edersiniz. Siz böylesiniz. Size bu yakışır. Bense... Bir dakika. Daha... Lütfen. Benim yöntemlerimle sonuç almak üzereyiz. Özür dilerim Gürkan Bey. Kendinizi kandırmayın. Eğer sizin yöntemlerinizle devam edersek... Karahmit gibilerin karşısında hiçbir şansımız kalmaz. Lütfen bana bunları söyleyip durma. Söylemek zorundayım çünkü sizi aldatamam. Bırak Allah aşkına. Evet Gürkan Bey. Ben bu yöntemleri içime sindiremem. İşte işin püf noktası da bu. Ha! Siz hiçbir zaman bunları onaylamayacaksınız. İçinize sindirmeniz gerekmeyecek. Bana tepki göstereceksiniz. Sizinle çatışacağız. Başka yolu yok. Siz benim olası taşkınlıklarımı... ...ben de sizin uysallığınızı dengeleyeceğim. Başka türlü silinir gideriz. İğrenç bir erdem salatası. İğrenç ama tutarlı. Karahmit'in reflekslerini kaybettiğini mi düşünüyorsun? Aslı Hanım, siz henüz benim reflekslerime tanık olmadınız. Sabırsızlanıyorum. Zamanı gelince. Ha! Gel bakalım. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Söyle de eve bir uğrasın. Annem çoktan duymuştur şimdi. Döner gelir biraz sonra. Gerizekalısınız lan gerizekalı. Yazıklar olsun be. İki tane çocuk yollasam bundan daha iyisini yapardı. Adam diye karşımdasınız şimdi. Salaklar, şerefsizler. Ne yapayım lan şimdi ben sizi, ne yapayım ha? Ne var? Yılmaz Bey geldi efendim. Gönder gelsin. Hamit'i kurtaran çocuk benim asker arkadaşım. Ama araştırdım. Hamit'le bir ilgisi yok. Öldürmeyeceğim lan sizi. Çözdük abi.
Kesik Recep'in işi. Mithat birini tanıdı. Kesin yani. Başka taraflardan da araştırdım. Kaç para vermiş köpeğe? Orasını bilmiyorum. Ben biliyorum. Bizim arazinin yanındaki parseli kesiye aldırıp üstümüze salıyor. Bizi çarpıştırıp aradan kendisi sıyrılacak. Ata Bey'in arazisi için rahat pazarlık yapacak. O delikanlıya para verdin mi? Bir ara gideceğim abi. Fazla gecikmesin. Tamam abi. Lokantanın ziyanını da ödeyeceğiz. Hı hı. Anne biliyorsun bu adam babama çok saygı gösterirdi. İyi de oğlum bitsin artık. Askerden yeni döndün. Hep kurşunlar altında mı dolaşacaksın? Aman anne kuru sık atıyorlardı işte. Yoksa böyle mi olurdu? Hayırlı sabahlar usta. Anahtarı versene. He? Anahtarı ver. Ayşe'ye yeni bir sulu boya takımı atacaktım. Sabahleyin okula götürürken aklımdaydı, unutmuşum. Sen onu külahıma anlat oğlum. Şuna Feraye Hanım'ı görmeden edemiyorum desene. Saçmalama, bir tane çıkarım. Ver hadi şunu. İsimlerini getirecek herhalde. Herhalde. Yusuf Bey, dersler nasıl gidiyor? Hangi dersler? Okulun müdavimlerini bile bu kadar sık göremiyorum. Yeğenim benim için çok önemlidir. Sık sık gelip etrafı izlemem gerekiyor. Ortalık çakal dolu, malum. Bir dakika. Sanırım espri yapayım derken Feraye Hanım'ı hakaret ettiğinizin bile farkında değilsiniz. Yanılıyorsun. Bence Feraye Hanım çok farklı bir insan. Ona ben değil, çakallar dahi hakaret edemez. Yanına kadar sokulsalar bile. Ne? Sen ne dedin? Savaş Bey, şunu keser misiniz lütfen? Benim kızmam gereken yerde bir de siz kızıyorsunuz. Lütfen beni yalnız bırakın. Ne? Yalnız mı bırakacağım? Siz ne diyorsunuz Feraye? Alıngan davranmayışımı yanlış anlıyor olmalısınız. Lütfen beni yalnız bırakır mısınız? Bu Rambo müsveddesi neden ikide bir buraya geliyor? O bizim velilerimizden biri. Lütfen sözlerinize dikkat edin. Anlamadım. Bağla. Merhaba baba. İyiyim. Evet. Evet. Ne var bunda? Baba nedir bu? Sen de savaşta aynı şeyi sorup duruyorsun. Beni ne sanıyorsunuz? Angelo ile ün yapan, izinliyken de Rambo filmlerini andıracak bir müdahale ile asker katili teröristlerden birini anında öldürüp birini de teslim olan Yusuf... Güzelim bu çocuk Tekin birine benzemiyor.
Güneydoğu'da kahraman filanmış ama hakkında pek de iyi şeyler duymadım. Baba, ben çocuk değilim. Sorumsuz bir insansa hiç değilim. Bu genç bizim en başarılı öğrencilerimizden birinin velisi. Kaan'ın en candan arkadaşı Ayşe'nin ağabeyi. Anlatabildim mi? Başka bir şey söylememe gerek var mı? Baba, merak etme. Hayır, sorun yok. Peki. Peki, sağ ol. Lütfen beni yanlış anlamayın. Benim duyarlılığım sadece sizin için. Sizin sonsuz inceliğinizi ve zerafetinizi yanlış anlayacak olan biri beni fena halde sinirlendirir. Çünkü bu benim gözümde doğa harikasına yapılan saldırı gibi bir şeydir. Lütfen, siz çok değerlisiniz. Bu gezegende sizi bütün boyutlarıyla kavrayabilecek olan insan çok azdır. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Ali abi, abi Yusuf abi arıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yusuf'u nereden tanıyorsunuz? Askerde beraberdik. İstanbul'da mısınız? Kasımpaşalıyım. Kasımpaşalı? Hı. Buyurun. Yusuf buralarda değil mi? Yok, bir yere kadar gitti. Birazdan gelir. Oğlum, iki sandalye getir oradan. Usta, buyur. Bir tane daha. Hadi ama lütfen. Yeter artık Feray. Size bir sürprizim var. Çok kırılıyorum ama. Lütfen. Peki. Ne günlerdi be, ne günlerdi. Yusuf var diye hepimiz rahattık. Çünkü bilirdik ki o karanlıkta bile ateş etse boşa kurşun sıkmaz. Bu konuyu kapatalım Yılmaz. Tamam, tamam. Övülmekten herkes hoşlanır ama bu adam... Yusuf, biraz dolaşalım istersen. Hem burada ustayı da meşgul ediyoruz. Olur, daha iyi. Ustam, müsaadenle. Hadi eyvallah. Harika. Mimarınızı kutluyorum. İç dekorasyonu daha önemli. Burayı çalışma odası yaparız. Manzarası çok güzel. Dekorasyon projesini sizin onaylamanızı istiyorum. Çünkü bu güzelliği yaşatacak olan tek şey sizin varlığınız olacak. Aman! Neredeyse ayağınıza batacaktı. Usta! Yusuf ne zaman başlıyor çalışmaya? Yusuf burada çalışmayacak. Peki konuştunuz mu? Konuşmaya gerek var mı? Kara Hamit'le bir alakan var mı? Yok, ne ilgim olacak? Hayır, hayatını sana borçlu da. Niye sordun? Hiç. Recep abiyle Kara Hamit'in arası pek yoktur. Neden bilmiyorum ama öyle işte. Yoksa bu olay sizin işiniz mi? Yok be. O kadar da uzun boylu değil. Neyse, onu boş ver.
Dediğim gibi Recep abiyi tanımanı çok istiyorum. Delikanlının şahı. Sen öyle herkesi kolay kolay beğenmezsin ama onu seveceksin. Senden söz ettim. O da tanışmak istiyor. Yusuf. Sen ve ben öyle kıytırık işlerde vakit geçirecek adam değiliz. Şu anda Yusuf ismi acayip bir anlam ifade ediyor. Anlıyor musun? Sen istediğini alabilecek bir adamsın şimdi. Yeter ki bir yerlerden başla. Ama eğer geç kalırsan o tamirhanede tıkılır kalırsın. Ömrün orada geçer. Talih kuşu kafana konmuş. Onu kaçırma Yusuf. Düşünsene ya. Namussuzlar voli üstüne voli vururken. Böyle bir devirde. Ya yövmeyeci olacağım nasıl ya da aylıkçı. Tın 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 çalışacağım. Ben macera hevesisi değilim Yılmaz. Daha iyi bir hayat istiyorum ama. Maceradan söz eden kim? Ben işten söz ediyorum. İşlerden. Oo yiğidim. Burada mısın? Merhaba. Yolculuk nereye? Nereye gideceksin? Bir yere gittiğim yok. Niye çalışmaya başlamıyorsun? Bazı şeyleri konuşmamız gerekmiyor mu ha? Anlıyorum Feray. Nerede kalmıştın? Yusuf Miroğlu ilginç bir isim. Güneydoğu'daki vatani görevi sırasında keskin nişancılığıyla ün yapan, izinliyken de Rambo filmlerini andıracak bir müdahaleyle asker katili teröristlerden birini anında öldürüp birini de teslim alan Yusuf'un yanında görülen genç kızın ünlü iş adamı Gürkan Uluhan'ın kızı olduğu belirlendi. Aldığımız bilgilere göre Yusuf Miroğlu'nun hayatını kurtardığı Kara Hamit'le... Şu hale bak. Bir hafta geçti hala gündemdeyiz. Kendini acımayı bırak Gürkan. Gözden kaçırdığın bir nokta var. Kaç gündür azmettirme faslından hiç söz edilmiyor. Bu ne demek? Korkarım savaş haklı. Saçmalama lütfen. Evet Gürkan. Azmettirme konusu gündeme gelmediğine göre Kara Hamit uzlaşmaya hazır. Bu suskunluğun başka bir anlamı olamaz. Savaş haklı. Ama bütün sorun her şeye rağmen sana bilgi vermemesi. Sence Kara Hamit uzlaşmak mı istiyor? Tabii. Sana daha fazlasını söyleyeyim. Savaş Doğan, işe her yönüyle çözüp senin karşına öyle gelecek. Ben böyle yaparım demek ve sana vazgeçilmezliğini kanıtlamak için. Nişancı düzünün tapusunu getirip masana koyacak. Hatta belki de imar durumunu da düzenleyerek hayallerinizi süsleyen ultra, mega, süper çarşı projesini de onaylatmış olarak. Acaba o zaman da yine yöntem ve erdem kaygıların kalacak mı? Yani Kara Hamit bu arsanın tamamına sahip olmaktan vazgeçecek. Ben onun arsa veya çarşı peşinde olduğuna hiç inanmadım ki. O sadece para alıp kenara çekilecek. Bunu istiyor. E bunu savaşa açıkça söyleyebilirdi. Korku salıp tamamını isteyecek ki asıl kafasındaki rakamı ödeyesiniz. Öyleyse bitişikteki arsa için ihalede neden bizimle kıran kırana savaştı? Orayı da nişancı düzüne katmak istiyor. Aynen bizim gibi. O da bizim gibi düşünüyor. Otoyola açılan koskocaman bir arsa ve üzerinde devasa bir iş merkezi. Böylece mafya liderliğinden kurtulup saygın bir iş adamı olacak. Hatta belki sosyeteye bile girecek. Gerçekten safsın Gürkan. Kara Hamit böyle bir iş merkezinin inşaatı ile uğraşabilir mi? O ne anlar böyle şeylerden? Projeyle, mimarla, belediyeyle didişecek, kovalayacak, zaman harcayacak. Aklın alıyor mu bunu? Ama bu demek değil ki sorun yok. Asıl sorun Savaş Doğan. Bu gidişle her şeyin kontrolünü ele geçirecek. Şimdiden bile geçirebilir. Ama Feraye'ye sahip oluncaya kadar seni ürkütmek istemiyor.
Hadi gel. Hadi nazlanma. Hoppa. Aha. Niye dönüyorlar? Dönmek iyidir. Ama her dönen şey iyi değildir. Sen Bektaşi Derviş'in hikayesini biliyor musun? Bilmiyorum. Sen? Baba Eren aşka gelmiş. Her şeye merhaba demeden edemiyor. Bir ağaç göse... Ağaç baba, merhaba. Bir deve göse... Deve baba, merhaba. Senin anlayacağın dağa taşa merhaba deyip dolaşıyor. Aşk ile sarhoş, muhabbet başını döndürmüş, geziyor. Derken bir gün yolu değirmene düşmüş. Bakmış, taş dönüyor. Aynı muhabbetle değirmen taşına yaklaşmış. Taş baba merhaba demiş. Demiş ama bu arada eteği de kaptırmış. Baba güç bela eteği kurtarmış. Öyle biraz geriye yaslanmış. Değirmen taşına bakmış, bakmış. Demiş ki, yok baba yok. Bundan sonra dönene merhaba yok. Çok küstah bir insan. Gerçi görünüşte kibar ama onda başarının ve kendine güvenin küstahlığı var. Zekice gizlenmiş bir küstahlık. Sinsi ama sanki çok doğal. Babamın işlerinde önemli katkıları olduğu için beni de doğal olarak sevgilisi konumunda görüyor. Ya, tabii böyle söylemiyor ama öyle bir bakıyor ki benimsin. Bu çok doğal, bundan daha doğal ne olabilir diye bakıyor. Çok mu garip Feraye? Başarılı erkeğin küstah olmaması mümkün mü? Aristokrat bile olsa erkek küstahtır. Zaten öyle de olmalı. Kaba değil ama küstah olmalı erkek. Erkeğin küstahlığı benim için çok tahrik edici bir şey. Hele de söylediğin gibi bunu zekice gizliyorsa müthiş. Sen benimle dalga geçiyorsun. Son derece ciddiyim. Ama sen onu bırak şimdi. Şu bizim veli nasıl veli? Veli? Ayşe'nin velisi Yusuf. Ben de veli kim diye düşünüyorum. Televizyonlar şişirdi gitti onu. Yo, bence televizyonlar ona kötülük ediyor. Kahramanlık umrunda bile değil. Çok ince bir insan. Çok naif. Ha, desene hoca, itfaiye çağıracağız. Yangın var, yangın. Ama bu iş zor abi. Savaş Bey bu kadar etrafını çevirmişken... Bakalım esas oğlan ne yapacak? Hoş bir hikaye, sevdim. Düşünmem lazım Ali. Ne yapacaksın? Henüz bilmiyorum. Araştırıyorum, deniyorum. Bana başka kapılar açabilecek kimseleri yok diyorum. Bunun için mi gittin lokantaya karamit çorbasını içerken? Hayır, sadece bunun için değil. O benim çocukluğumun önemli isimlerinden biri. Sen daha burada yoktun. Babamın çalıştığı sinemaya gelirdi. Hoş biriydi. Bir hatıraydı benim için. Babamla ilgili bir hatıra. Ama seni hatırlamadım. Beni hatırlamaması normal. Ama hoşuma gitti mi? Tavrını beğendin mi? Hayır.
Dayı haklı sanki. Onun hakkında söyledikleri belki tamamen doğrudur. Gülçin ne olacak peki? Böyle giderse kız ya delirecek ya da intihar edecek. Bir şey söylemeyecek misin? Yani umudunu kesmesi falan gibi. Sen ne diyorsun ya? Özür mü dileyeceğim? Kusura bakma, seni sevmiyorum. Böyle mi diyeyim? Peki niye? Ona seni seviyorum dedim mi ki şimdi dönüp böyle? Aramızda bir söz mü var? Hayret bir şey ya. Kimse bunu anlamıyor. Oğlum sen zar atmayı da unutmuşsun be. Mars olacağım bugün işte, Mars. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Arkadaşım bir saniye. Bizimle lokantaya kadar gelir misin? Sabri abi görüşecek. Karametin sağ kolu mu sol bacağı mı ne karın ağrısıysa işte onlar bunlar. Tamam. Kim bunlar ya? Oynasana sen ya. Sağ ol baba. Tamam abi söyledim. Ha. Hemen geliyorum. Tamam. Baba camlar falan ne tuttu? Bakalım. Fazla. Tamam kalsın baba. Olmaz öyle şey. Kırıcı oluyorsun baba. Ula uşağım ben mi kırıcı oluyorum siz mi? İyi ama biz bunca zamandır dostuz. Dost dosta bahşiş vermez. Al şunu. Oo Yusuf kardeş. Buyur bir çorba iç. Yok sağ ol. Çay içelim o zaman. Peki. Çayları getir oğlum. Sağ ol baba. Hamid abi teşekkür etmemizi istedi. Eyvallah. Has delikanlı işiydi. Buyur kardeş. Hamid abinin ufak bir hediyesi. Kardeş, bu bize hakaret oluyor. Yakışıyor mu delikanlıya? İnsan teşekküre böyle mi karşılık verir? Bir, insan birine teşekkür edecekse onu ayağına çağırmaz. Bir dakika. Sözümü kesme. İki, sizden teşekkür bekleyen yok. Üç, delikanlı adam parayla jest yapmaya kalkışmaz. Merhaba Yusuf. Herkes yanlış biliyor. Temiz işler de var. Sadece yürek isteyen işler. Şimdi düşün, adamın birinin ciddi bir firması var. Tutup ihaleye giriyor, resmi ihale. İtin biri çıkıp geliyor ben de gireceğim diyor. Biliyorum o işleri. Ama Recep abi bilmiyorsun. Hayatta yamuk işi yoktur. Hep torunun yanındadır. Milyar versen yanlışa doğru demez. Abi bir dakika. Asker arkadaşım Yusuf. Bahsettiğin arkadaş. Tamam bekleyin geliyorum.
Hemen gelir, merak etme. Sana hiçbir şey sormadı mı? Kim? Yusuf. Hayır. Sana söylemekten çekindim. Bana bir mendil vermiştin ya. Yoksa onu gördün mü? Sana bir şey söylemediğine göre bana da bir tepki göstermedi. Hatta o olaydan sonra oturup tavla filan oynadık. Baş başa kaldık. Ben açmak istedim ama olmadı. O da bir şey sormadı. Mendili nasıl gösterirsin? Ne yapayım işte, oldu. Bunu bana niye söylemedin? Kaç gün oldu? Üf, senden çekindim. Bir de sen üzülecektin. Bunu nasıl yaparsın? Ben de hiçbir şey olmamış gibi abimin yanında seninle rahat rahat konuştum. Abim ne de? Ne diyecek? Ne yüzsüz kız diyecek? Yok daha neler. Bunu nasıl düşünmezsin Ali? Ya neyse neyse. Naci serserisi gene evin oralarda geziyor mu? Recep Bey. Savaş Doğan Bey telefonunuzu bekliyor. Bağla. Demek bizimle çalışmak isteyen bu arkadaş ha? Ne bekliyorsun? Hatırım buraya kadar Yılmaz. Ne demek şimdi bu? Hı? Abi hemen geliyorum dedi, iki saat oldu. Lan hıyar, ben sana göre mi ayarlayacağım kendimi? Hı? Hı? Kim oluyormuş lan o? Ha, şu televizyon kahramanı. Canını okurdum onun ama dua etsin ki arkadaşın. Hadi işine hadi. Ne zaman buluşacaksın tiyocuyla? Telefon bekliyorum. Yarına kalabilir. Kalmasın. Bekliyoruz abi. Abi. Yoksa Hamit'i kurtardı diye mi gıcık oldun ona? Sen ne diyorsun ya? Merasim kıtasıyla mı karşılayacağım ben o dürzüyü? Kaybol yürü. Hadi. Buyurun Savaş Bey. Canım benim. Müsaade eder misin? Canım sıkılıyor Ayşe. Kimseyle anlaşamıyorum. Kimse beni anlamıyor. Ya da ben kimseyi anlamıyorum. Kafam bozuluyor. Kafam fena bozuluyor Ayşe. Yüreğim kabarıyor. Durmuyor değil yüreğim. Ortalıksa pislik dolu. Bir sürü alçak adam sefa sürüyor. Ama Osman ustalar, Salih ustalar, Aliler, Yusuflar Boğaz topluğuna eşek gibi çalışıyor. Merhaba. Ben geliyorum. Rambo müsveddesinin romantik gösterisi göz yaşartıcı. Çakallar kabadayı olmuş Ayşe. Uyuz köpekler çetebaş. Bir düşünsene, insanlar ne kadar çaresiz ki. Kıçı kırık adamlara baba diye sarılıyorlar. Onlardan yardım istiyorlar. Çakallar adalet dağıtmaya kalkıyor. Duydun mu Ayşe? Çakallar. İyi ki duymuyoruz. Benim sümüz bitti Yusuf Bey.
Tamam, affedersiniz. Rica ederim. Bekleyecek misiniz yoksa sonra mı gelip alacaksınız? Sonra. Peki. Hadi dersin. İyi günler. Evet babacığım, perişan olacağız. Bina sahibi çıkın diye tutturdu. Evet, yanaşmıyor. %100 zam yaptık, yine çıkın diyor. İlla çıkacaksınız. Lütfen baba. Peki. İnşallah. Görüşürüz. Kurduğunuz sisteme saygı duyuyorum. Ayrıca bu çocuklar benim için de kutsal. Ama bir çocuğun velisinin böyle olması ne korkunç talihsizlik. Ve böyle bir velinin ikide bir de buraya gelmesinden, böyle nezih bir ortamı kirletmesinden de nasıl rahatsız olmadığınızı anlayamıyorum doğrusu. Rica ederim Savaş Bey. Artık velilerimiz hakkında ileri geri konuşmayı bırakın. İnanamıyorum. Veli. Siz hala ona veli diyebiliyorsunuz. Ama hayır. Bu kadarı fazla. Çok fazla. Unutmayın. Bu ve bunun gibi insanlar sadece buranın değil, Uluhan şirketler topluluğunun da imajını sarsar. İnanın üzgünüm. Çok üzgünüm. Ama buna seyirci kalamam. Ya, ne yaparsınız? Herkes için uygun bir ikna yöntemi vardır Feraye. Recep Bey, benim Savaş Doğan. Nasılsınız? Şu Kara Amit'i kurtaran Rambo müsveddesinin sizi ziyaret etmesi çok ilginç. İnsaf Recep Bey, bunu bilmemi neden yadırgıyorsunuz? İlginç gelişmeleri her zaman ilginç rastlantılar sonucu öğrenmişimdir. Galiba sizin aleme yeni biri geliyor. Neden olmasın? Rambo'muz hem korkusuz hem de doğrusu keskin nişancı. Bugünlerde biri çıkıp da kafasını ezmezse, çok yakında yeraltı dünyası onun önünde diz çökecektir. Savaş Bey, ayıp oluyor. Dünkü çocuklarla bizi aynı kefeye koymayın. Yo, bizim çocukları o kadar harcamayın. Karamit işinin öyle olması gerekiyordu. Öyle mi sanıyorsunuz? O zaman biraz bekleyin. Bakalım Rambo'nuzu tanıyabilecek misiniz? Tamam, problem yok. Görüşürüz. Kızım! İt oğlu it. Buyurun. Sami gelsin. Peki efendim. Buyurun. Merhaba. Yusuf Bey kardeşim evde mi? Evet. Bir saniye, özür dilerim. Hı-hı. Abi! Buyurun, hoş geldiniz. Daha da misafiri kabul eder misin? Buyurun, rica edin. Koca Şemsettin baba. Arkadaşlar da gelsin. Yo, o kadar uzun boylu değil dostum, kusura bakma. Yenge, iyi günler. Hoş geldin evladım. Elinizi öpmeye Estağfurullah. Geldim. Estağfurullah. İyi günler efendim. Hoş geldin oğlum. Aslında böyle bir evlat yetiştiren anaların ayağı öpülür. Aman efendim, ona son söz. Seni de alnından öpmek isterdim. Bizim kusurumuza bakmayacaksın. Senin Şemsettin babanın oğlu olduğunu bilseydik bu tür densizlikler olmazdı. Ayrıca bizim eşeklere verdiğin ders için de teşekkür borçluyum. Estağfurullah. Buyurun. Buyurun. Burada yasak yoktur inşallah. Ne yasağı beyefendi? Sağ ol ana. Hey gidi Şemsettin baba hey. Büyük adamdı. Dost adamdı. Baba insandı.
Artık sen bize Şemsettin babanın yadigarısın. Senin üzerine titreriz Yusuf. Seni gözümüz gibi sakınmak bize borç olmuştur. Gerçi sen bizi Varta'dan kurtardın ama bundan böyle vazife bizim. Ne gerekiyorsa başımız gözümüz üstüne. Beşir Bey, Savaş Doğan ben. Nasılsınız? İyiyim, iyi. Şu Feraye Hanım'ın kira meselesini halledersek daha iyi olacağım tabii. Yok, yeryüzünde çözümsüz bir sorun olacağına inanmıyorum. Şimdi doğru size geliyorum. Çayınızı içmeyin. Nereye? Ayşe'yi alacağım. Daha 2 saat var oğlum. Tamam işte, şöyle bir dolaşıp geleceğim. Feraye Hanım zamanı ha. Yusuf, aslanım benim. Koçum, delikanlının kralı sensin. Karahamit'in adamlarına yaptıklarını dinledim. Abi iyi günler. Namerdim bittim sana aslanım. Baba sensin be koçum, helal olsun. Abi iyi günler. Namerdim baba sensin. Koçum benim. Yürü. Uzama. Yürü. Yusuf. Ali sen misin? Affedersin. Gelmedi mi? Aa! Çıkalı 2 saati geçti. Ama Ayşe'yi unutmuş olamaz. Bir aksilik olmasın. Tamam, peki o zaman ben getiririm. Tamam, görüşürüz. Ayşe'yi almadılar. Ben götüreceğim. Tamam. İyi tatiller. Sana da canım. Ben geldim. Ama bu sefer sürprizime asla kayıtsız kalamazsınız. Evet Feraye. Kira sorununuz çözülmüş durumdadır. Hadi ama lütfen, Beşir Bey bizi bekliyor. İşim var, gelemem. Bundan önemli ne işiniz olabilir? Adamı hazır ikna etmişken imzayı hemen atmanız lazım. Hadi ama neyiniz var sizin? Ayşe'yi almaya gelmediler. Onu götürmem lazım. Niçin siz götüreceksiniz? Bir taksiyle yolluyuverin olsun. Affedersiniz Feraye. Ayşe sizin için önemliydi. Bütün çocuklar benim için çok önemli Savaş Bey. Elbette. Nasıl atladım tabii ki. İlk önce onu bırakırız, sonra geçeriz. Bir 10 dakika kaybetmiş oluruz. Teşekkür ederim. Rica ederim.